Şeytan normal sıradan insana saldırdığı gibi hacıya da aynı şeytan, hocaya da aynı şeytan, hafıza da aynı şeytan, mümine de aynı şeytan değil. Herkesin şeytanı kendine göre rütbeli. Yani bir şeytan bir hocaya bir haram işlettiği zaman ki aldığı sevinç ayrıdır. Bir hacıya bir yanlışı, bir haramı işlettiği zaman ki sevinci ayrıdır. Sıradan bir insana işletmiş olduğu haram ayrıdır. Ben felanca hacıya, sakallı birisine bile şunu yaptırdım ki geri herkese yaptırırım der. Onun için şeytanın en rütbelleri hacılarda, hocalarda, hafızlara saldırır. Niye? Çünkü o artık şeytanın gözdesidir. En fazla dikkatini çeken kişi odur. Bir kişi ben hacıdan geldim, artık cennet benim için çantada keklik mi diye düşünecek, yoksa daha fazla mı dikkat edecek? Bir evladınız hafız oldu, artık cennetle müjdelendi diye mi göreceksiniz? Yoksa bunun şeytanı rütbelendi, buna daha fazla, ben kendime daha fazla dikkat etmem gerekir diye mi düşünmek lazım? Onun için bir olaya bakış açımızı önce düzeltmek durumundayız.